Merhabalar Sayın Zuko, nasılsın? Merhaba Bulgaristan ve Yunanistan. Yemin ediyorum iyi ülke liderleri lafının üzerine gelirmiş. Buyurun. Efendim biz Balkan hükümetleri olarak derin görüşlerini almaya geldik. Efendim parlamentonuzda konuşuyordunuz herhalde. Evet. Yani benim size görüşlerim tabii ki de büyümeniz ve ekonomik olarak daha da güçlenmenizi isterim. Tamamen barış çerçevesinde tabii ki. Yani bizim dünyaya getirdiğimiz o barış, yani eski Rusya döneminden bahsediyorum. Hani o komünizm. O dönemki gibi bir barış olursa dünyada eskisi gibi tekrardan. Ben de Balkanların tabii ki de izole bir şekilde kendi içinde barış ve mutlulukla yaşamasını isterim. Efendim bir şey söylemek isterim Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos olarak. Evet buyurun. Öncelikle sizin eski dediğiniz zamanı öğrenebilir miyim? Yani 91 öncesi diyebiliriz. Hatta 83 falan 80. Yalnız şu anda Balkanlarda bir barış söz konusu olamazdır. Çünkü Yugoslavya'nın savaşa gireceğini öngörüyorum onunla yaptığım konuşmalar üzerine. Yugoslavya çok agresif değil. Eski kaybettiği toprakların özlemiyle yanıp tutuşuyor. Tamamen haklı olarak diye tarif edebilirim. Lakin sizin toprak sahanıza tamamen tecavüzde bulunmadığını görüyorum. Yani bir nevi eski kendi topraklarını istiyor. Aynı bizim gibi. Efendim Santinos olarak Yugoslavya Cumhurbaşkanı Stajonovic'le bir konuşma gerçekleştirdim ve o zamanı geldiğinde Balkanlardaki garantörlük anlaşmasına katılacağını söyledi. Ben özellikle sizlerin toprak bütünlüğünü kesinlikle koruyorum. Yani Yugoslavya size herhangi bir hak etmediği toprak konusunda savaş açamaz. Zukov, Evet sizlerden buyurun. bir ricam bulunacaktır. Evet. Bulgar hükümeti barış yanlısıdır. Fakat Hepimiz barış yanlısıyız. Ben de şu evet. an barış yanlısıyım. Fakat tabii ki de halkımızı düşünmek ve halkımızı beslemek durumundayız. Tabii Evet takdir efendim. ettiğiniz üzere. Türkiye'nin ben iç siyasetinde dengesiz olduğunu görüyorum. Türkiye'nin ilerleyen dönemlerde NATO'dan çıkması durumunda halinde ya da atılması halinde toprak bütünlerini siz garanti ediyor musunuz? Hayır, hiçbir İlerleyen şekilde. Yani. dönemlerde, ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye sizinle birlikte ortak harekat düzenlememiz diyorum. Elbette mümkün. Elbette mümkün. Bizim eski bir özlemimiz var. Biz sadece boğazları istiyoruz. Sadece boğazları. Sıcak denizler. Ya o Rasputin zamanından gelen bir ağız alışkanlığı ama biz boğazları alırsak hani halkımız rahat edecek. Sosyalizm hiç olmadığı kadar güçlenecek. Lakin geri kalan bütün toprakları sizde kalabilir. Konuşmanızı balla bölüyorum ancak ben kesinlikle Balkanlarda bir savaş istemem. Ancak zamanında Dünya Savaşı'nda beni işgal eden İtalyanların ideolojisi olan faşizme doğru yönelirlerse dediğiniz yolda bulunabiliriz. Ancak herhangi bir faşizm veya başka bir ideolojiyi benimsemedikleri durumda, yani saldırgan bir politika izlemedikleri durumda onlara yapacağımız bir hamle kesinlikle haksız bir hamle olur ve bütün NATO'yu karşımıza alabiliriz. Katılıyorum. Tamamdır. Eğer size herhangi bir agresiflikte bulunursa tekrardan bir görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 5 yıllık planımızı ilan edelim. Aynen. Estonya'yı kendimize diplomatik yoldan bağlayacağız. Tamamen referandum. Diplomasisini manipüle ederekten darbeci hükümet yapacağız yani. Biraz manipüle edelim de şunları. Halkın desteği lazım bize. Ne kadar artıyor ya? %3 mü? Biraz influans kazanalım. Biraz daha ekonomiyi bufflayacağım. Ekonomiyi bir topladık mı? Demeyin keyfimize. Mesela Estonya'yı falan da alacağız birazdan. Papıt daha girecek ama ideolojisi çok yavaş artıyor ya. Bayağı yavaş artıyor. Bizim buradaki hanım abla niye bu kadar az arttırıyor? Hiç arttırmasan daha iyiydi. Darbe yapacağız buna. Hani onu da söyleyeyim. Bir darbeci hükümet rolü oynayacağız buna. Yani direkt Papıt daha gelse sıkıntı yok da. Belki direkt influence basıp da yapabilirim ama manipüle etmek istiyorum şu an politikasını. Seçime ne kadar var? 2003. 2003'e kadar manipüle edersem eğer %48, %49 iyi. %51'e getirip 2003'e kadar bütün bu gördüğünüz ülkeleri kendi görüşüme yaklaştırıp influence basacağım. Darbe yapmayacağım. Bir anda referandumla kattık diyeceğiz kendimize. Sizlerle konuşmamız gereken bir durum vardı da biz Yunanistan'la geldik. Evet buyurun. Biz Türkiye ile görüşme yaptık. Türkiye misak-ı midi istiyor fakat Batı topraklarından feragat ettiğini duyurdu. Sizlere sunmuş olduğum Türkiye'de ortak hareket planına gerek kalmadı efendim. Bunu biletmek için geldim sizlere. Topraklarımız güvence altında. Tebrik ediyorum öncelikle. Birlikte durarak o Türkiye'nin daha doğrusu arkasındaki Amerika'nın baskılarına yenilmediniz. Tebrik ederim. Öncelikle bir şey söylemek isterim. Bulgaristan hükümetinin Sayın Stoyanov'un size söylediği zaman siz ne için direkt Türkiye'ye saldırmak istediğinizi öğrenmek isterim. Geçmişten gelen bir mesele diyelim. Yani sıcak denizler diyeyim, Rasputin diyeyim. Yani çıkamayız biz o işten. Bana bunu kim teklif etse, yani o emperyalist bile teklif etse bir düşünebilirim. Efendim yani ben sizin saldırgan bir politika izleyeceğinizi öngörüyorum. Hayır, Doğru mu? kesinlikle. Ben olası bir savaş durumunda dedim.
Ama ben savaşları çıkarmakla meşhur değilim. O arkadaş bir öteki kıtada. Anladım. Almıyor efendim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler dileriz. İyi günler. İyi günler. Ben Estonya'ya darbe yapmayacağım. Sadece hepsiyle 2003 yılına kadar görüşlerimi, yani influansını arttırıp, popülitesini arttırıp, aynı ideolojiye sahip olup ondan sonra faction'ıma katacağım. Zaten benim Sovyetler Birliği'ni tam kalkındırma harekatı 2003 falan. Hadi canım, Ukrayna'yı alabiliyoruz. Evet, Ukrayna artık bizim oluyor. Rusya yolundan gitmiş. Ukrayna. Tamamen diplomasiyle tabii ki de. Ukrayna bizim tarafımıza döndüğü için gideceğiz ve buna tıkladığımız anda artık bizim papadımız olacak. Azerbaycan'ı ne yapacağız? Mecburen alacağız. Azerbaycan Sovyetlerin kalbiydi o dönem için. Bakü petrollerim. Ya mecbur olmasak almazdım ama gerçekten atan kalbi. Merhaba Sayın Zukov, ben yeniden Bulgaristan, rahatsız ettiysem özür dilerim. Buyurun. Ben ya nasıl oldu bilmiyorum fakat halkım NATO'ya girme taraftarı olduğu için ben NATO'ya girmişim. NATO içinden size bir bilgi vermeye geldim efendim. Buyurun, dinliyorum sizi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ikiz kuleler saldırısı düzenlendi. Haberiniz var mı? Evet sevinçle, pardon yani hüzüntüyle karşıladık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Clinton çok sinirli ve çok öfkeli olduğunu gördüm. Kendisini benim topraklarımda havalimanını kullanmak istiyor. NATO müttefiki olduğumuz için. Durumdan haberdar etmek istedim. Irak Savaşı ve Suriye Savaşı patlayacak efendim. Suriye yani, mi? Suriye benim şahsi meselemdir. Beşar Esad'ı salmam. Suriye ve Irak'a savaş açacağım diye duydum efendim. Şahsen ben bunu sizlere söyleyeyim. O çok hayalperest bir insanmış. Benim arkamda Çin'im var. Çin'im. Şu baba yiğiti görüyor mu? Hani ben yetmezsem. Eğer dünya... Merhabalar Sayın Rusya Hükümeti. Biliyorsunuz ki bu alçakça, şerefsizce, namussuzca yapılan bir saldırı düzenlendi bizim topraklarımız üzerinde. Bizim bir haber ajansımıza göre de kendiniz birkaç yandaş tarikat yaptı diyorlar yani. Ama benim umurumda değil. Bu teröristlerin hepsi birer birer yakalanıp demokrasiye, özgürlüğe ve hapse mağdur edilmelidir. Ve şunu söylemek istiyorum. Harekatım başlamak üzeredir. Irak ve Suriye. Suriye'ye giremezsiniz efendi. Efendim. Suriye benim şahsi mesele. Hayır, bir dakika. Bir şey yapamazsınız bu konu hakkında. Gayet de yaparım. Yapıyorum. 453 canın intikamını Suriye'de teröristleri birer birer öldürerek alacağız. Efendi, senin yaptırmadığın nereden malum efendi? He? Senin yaptırmadığın nereden malum? Senin havalimanına belki girecek. Belki siz yaptırdınız teröristlere. Kanıtın var mı? Kanıtın var mı kardeşim? Ben İstihbaratımı şimdi ortaya çıkartıyorum. Demek ajanlık da var. Demek ajanlık da var. Ajanlık değil, istihbarat bunun ismi. İstihbarat. Demek ajanlık da var. Demek ajanlık da var. İstihbarat ayağına. Ben Suriye'ye operasyonumu başlatıyorum. Kimse oradan da duramaz. Oradan da Türkiye'ye mi saldıracaksınız? Oradan da Türkiye'ye mi saldıracaksınız? Evet, NATO üyelerine de saldırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Türkiye bir NATO üyesidir ve Türkiye üzerinden İncirlik üstünden. Yani siz dostlarınıza da mı saldırıyorsunuz, ben anlamadım. Yani tamam, terörizm falan. Ben ne zaman dedim Türkiye'ye saldıracağımı? Bakın efendim, siz lafları çarpıtıyorsunuz, tamam mı? Eğer Rusya bu lafları çarpıtmasına ve Suriye önündeki engelini kaldırmamaya devam ederse... Suriye seni alakadar etmez. Suriye'deki teröristler birer birer ölecektir efendim. Tamam mı? Peki, bakarsın Amerikan askerleri ölür. Bakarsın Amerikan askerleri ölür. Buyur başla. Bizi tehdit mi ediyorsunuz? Siz beni tehdit ediyorsunuz şu an. Ben sizi tehdit etmiyorum efendim. Suriye'de sizin ne alakanız? Suriye'deki Beşar Esad geldi geçen ay benim elimi öptü. Beni koru dedi emperyalistlerden. Ben Esad'a zaten bir şey yapacağımı söylemedim efendim size. O zaman ben Suriye toprakları içerisindeki teröristleri birer birer indireceğimi söyledim. Eğer Esad da bir teröristse gerekirse onu da indirmeye hazırız. Söyleyelim. Ben Suriye'yi her türlü koruyacağımı söylüyorum tekrardan. Kendisi muhteşem bir yöneticidir. Aksini kanıtlayabiliyorsanız desteğimi çekerim. Efendim. Varsa kanıtın, getir, çıkar, göster. Çıkar, göster. Ve kanıtın 453 tane masum candır efendim. Yani öyle biline. Yani bunların ikisi bir adam olup indirdi de siz kendiniz bir adam olup bunlara mı saldırıyorsunuz? Siz efendim şimdi siz bu Suriye önünde beni bekletirseniz, beni askeri operasyonumu durdurmaya çalışırsanız, gerekirse size de askeri operasyon düzenlemek zorunda kalacağımı. Buyurun gelin. Ben size ambargo uygulayacağımı da söylemek istiyorum. Ben Vana'nın suyunu kesersem eğer Avrupa aç kalır, haberin olsun. Merak etmeyin, bizde de bana var. Ama çok tek pahalı bir vana efendi. Çok pahalı bir vana. Merak etmeyin, bütün NATO üyeleri ve Avrupa üyelerine ucuzdan
bir vana açacağıma yemin ediyorum. Ve bu Suriye, fakat Suriye olsun, Irak olsun, bütün oradaki teröristlerin birer birer öldüreceğini söylemek istiyorum. Eğer bunun önünde kim varsa benim önümde de ona da savaş açacağımı belirtmek istiyorum. Buyurun bekliyorum. Buyurun bekliyorum. Buyurun bekliyorum. Sizlere kendi topraklarına bir askeri üs vermek için size bir fax yolladım efendim. Kabul ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim desteğiniz için. Bunun bir... Tabii ki de ekonomik yardımlar yapılır yakın zamanda, merak etmeyin. Evet. İyi günler. Saygıdeğer Türkiye hükümeti, acilen konuya hemen bir şey yapmam gerekiyor. Amerika size saldıracakmış. Kendi müttefikime saldıracağını söyledi. Bakın önce dedi Suriye gerekirse engel olarak görürse Türkiye üzerinden saldırmak istiyorum. Lakin Türkiye İncirlik üssünü ve sınırlarını bana açmazsa Türkiye'ye de saldırırım dedi. Siz Türkiye'ye karşı seferi direkt kabul etmiştiniz hatırlıyorsanız. Ben bundan dolayı sizden işkilenmiştim. Ben. Şu anda emin oldum ki siz Balkanları karıştırmak istersiniz. Ben Balkanlarda hiçbir kardeşim ölmesini isterim. Hatta Türkiye'nin Suriye'de ne işi var derim. Efendim Türkiye'nin Sayın Rusya, bizi eleştirmeden önce Kazakistan'daki asimile olmuş toprakları geri bırakmalısınız. Kazakistan'ın toprakları yeri yerinde. O topraklarda Rus asimilesi görüyorum. Daha görmediniz hiçbir şey. Öncelikle size şunu söylemek hem isterim. Bunları konuşup hem de bizi eleştiremezsiniz. Türkiye'ye karşı olabilecek herhangi bir saldırıda kesinlikle Türkiye'nin yanında bulunacağımı garanti edebilirim. Ben de ancak Türkiye'ye karşı saldırıda bulunacak her şeyin yanında olacağımı belirtebilirim. Siz az önce bize demiştiniz ki hiçbir Balkanlarda yaşayan hiçbir kardeşim ölmedi. Evet. Ancak şu anda siz Amerika'ya karşı herhangi bir söylememizde Amerika bize karşı agresif bir tutum sergileyebilir. Evet. Amerika bize herhangi bir ambargo uygularsa savaşta değil de açlıktan öleceğiz. Ben size gerekirse kendim kaynaklar alıp, bak doğalgazın vanası bende ama ben sizin yanınızda olmak istiyorum. Ben Türkiye'ye destek olmak istiyorum. Eğer Türkiye o İncirliği açarsa Orta Doğu karışır, Amerika'yı oradan atamazsınız. Biz de nacizane NATO üyesiyizdir. Bir dakika Sayın Konstantinos, eğer tabii ki Sayın tabii ki Rusya lideri Zyuganov Zukov bize deyin madem siz. Zukov, o zaman bize yardım yapmak istiyorsanız ekonomik anlamda bize yardımda bulunursa bunları ayrı ayrı konuşabiliriz. Kesinlikle ekonomik desteğimiz olacak ama sizin kesinlikle Suriye'de Amerika'nın karşısında bir taraf sergilemenizi istiyorum. Efendim daha önce de söylediğim gibi biz savaş karşıtı bir ülkeyiz. Bu yüzden ben şahsen Kem adına, Balkanlar adına şunu söylemek isterim. Türkiye'ye ne yapacak bilemiyorum ancak ben Suriye'ye kesinlikle karışmayacağım ve Amerika'nın karşısında bir tutum sergilemek istemem. Çünkü halkım şu an Amerika'yı destekler. Ya ben Amerika'nın karşısında bir tutum sergileyin demiyorum. Sadece o emperyalisti Orta Doğu'ya alırsanız ileride sizi emin olun zor günler bekliyor. Tobi, siz bize Amerika'nın karşısında durmamızı istiyorsunuz ancak Suriye'ye kendiniz girmiş durumdasınız. Evet efendim, ajanlarınızı yakalamışlar Sayın Suriye hükümeti. Sadece size söyleyeceğim şu, ben orada Amerikan postalığını görmektense Türkiye bayrağını görmeyi tercih ederim. Biz çekildik zaten, sadece Beşar Esad arada gelip elimi öpüp gidiyor. Ama Beşar Esad kim ki? Yani eğer siz Türkiye olarak Suriye'ye ilerlemek isterseniz her zaman desteğimiz sizin yanınızda olur. Lakin Amerika Orta Doğu'ya girerse o zaman olmaz. Ekonomik destek olmaz. Ayrıca siz de yarı başınızda bir emperyalist beslersiniz. Ondan sonra size demezler mi NATO beslemesi diye. Bakalım. Siz bunu bir düşüneceğiz. Siz bence bir düşünüverin. Ondan sonra toprak bütünlüğünüze kesinlikle saygım var hepinizin. Bütün Balkanların ve Türkiye'nin. Teşekkür ederim. Kesinlikle her türlü Amerikan müdahalesine karşı karşı önlemlerimiz mevcuttur. Kendinize iyi bakın. Merhaba Sayın Zukov. Sizlerden bir ricam var. Merhabalar, buyurun. Ben Bulgaristan Başbakanı. Sizlerden bizi kukla almanızı rica ediyorum. O ne güzel bir rica ya. İlerleyen dönemlerde bizi kapıtınız alırsanız mutlu oluruz. Şimdi desteğinizi arkamızda bulmak ve borcumuzu kapatmak. Çok büyük borçlarımız var efendim, ödeyemiyoruz. Halkımız çok zor durumda. Ben şu an saatte iyi niyet göstergesi olarak yatırım yapmayı düşünüyorum. Ve sizin topraklarınızın Sofya'ya isterseniz Sofya'ya hemen bir yatırım yapabilirim. Çok mutlu olurum efendim. Sofya'ya değil de nereye? İstanbul'a hemen 14 milyonluk bir yatırım yapıyorum. Şöyle tohum fabrikanız yakın zamanda dikile 108 gün içerisinde bir fabrika göreceksiniz orada. Tamamen bizim desteğimizle. Nacizane hediyemiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Merhabalar saygıdeğer Aznar ve İspanya hükümeti. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizi sormak. İyiyiz diyemeyeceğim. Şu an Amerikan emperyalizmiyle savaşıyorum. Maalesef ki kendisi Irak'a terörist bir devlet diyerek resmen bizi çiğnedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiz kulelerine saldırı yaptılar. Ondan dolayı sinirlendim. Kendisinin saldırmadığı nereden malum? Petrol krizi başladıktan sonra oldu bunlar.
özellikle dikkatinizi çekerim. Şimdi şöyle bir tane günah keçisi. Sadece Irak'a istese iyi, beyimiz bir de Suriye'ye de girmek istermiş. Amerika'nın yaptığı tutum barizme aykırı bir şey değil mi? İşte anlat anlatabilirsin. Şöyle ben size hemen bir fabrika dikeyim. Ekonominiz en azından bir fayda olsun. Madrid yöresine hemen bir tane sivil fabrika dikeceğiz. 18 milyon dolarlık bir milyar dolarlık bir anlaşma olacak. Buyurun yaklaşık 138 gün içerisinde bir siviliniz bizden. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Her zaman desteğimiz sizinle. O Yunan var ya, o Yunan'ı çok fena harcayacağım. Sizi ziyarete gelmiş. Hoş geldin. Amerikan emperyalizminin Irak üzerindeki planlarını az buçuk belki kulak misafiri olmuşsunuzdur. Tabii ki oldum. Amerika kendi yaptığını başkalarının üzerine yıkmaktaki düşüncesini herkesle paylaş. Kendi saldırdığı, kendi yaptığı yıkımı hemen başka ülkelere attı. Gördünüz mü? Bu oradaki büyük Kürdistan hayalinin bir parçası ve Orta Doğu'yu karıştıracak. Orada bir söz hakkımız geçmemektedir. Türkiye... siz NATO üyesi değil misiniz? Fakat şöyle dememiz lazım. NATO üyesi olduğumuz için buradan Alaska'ya da çıkartma mı atmamız gerekiyor veya Rusya'nın başka bir zaptan? Ben sadece diplomatik olarak benimle beraber bu zulme dur demenizi istiyorum. Konuda Türkiye'nin de bir şeyler demesi gerekir ki biz söz sahibi olalım. Türkiye kendi kıta sahanlığını korumakta birazcık yetersiz kalıyor ama eğer siz destek verirseniz Amerikanların o yayılmacı emperyalist tutumuna karşı beraber yürüyebiliriz. Ben illaki siz de savaş açın demiyorum. Birazcık diplomatik baskı yapın. Bugün Irak'a ikiz kulelerimi yıktı diye giren adam yarın sana o heykeli ben vermiştim. Sen bana heykel vermiştin, bir daha neden vermiyorsun diye. Savaş açabilir. Biraz zorlama bir şey oldu ama düşünün zaten. Yani bir düşünün. Amerika neden müttefik kaybetmeye çalışsın ki? Çünkü kendi müttefiklerini arkadan bıçaklamak konusunda çok uzman bir insandır. Bizim içimizden herhangi bir devlet birliğimizden ayrılmaya kalkarsa biz tamam, sen istediğini yapabilirsin. Sen özgür iradeli bir hükümetsin. Özgür devletsin. Lakin siz gidin. Sadece ben bir ayrılmak istiyorum diyeyim, bakalım ne diyecek. Aynı gün size savaş sebebi oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? Sadece bir sözlü deneyin. Aslında neden ayrılmak isteyelim? Sadece bir sorun. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Senin fikrin ne olurdu? Lütfen bir deneyin sadece. Kendi müttefiklerini böyle satan birisi Irak'a girdikten sonra size ne yapar? Irak da bizimle alakamız olduğunu hala anlayamamaktayım. Siz de bir NATO ülkesisiniz. O da bir dünya ülkesi. Hani. Fakat teröre destek veren bir ülke olduğunda kanıtlanmıştır. Kime göre, neye göre? O zaman Amerika'nın bize saldıracağı da kime göre, neye göre? Ben şimdi saldırmaz demiyorum. Lakin emperyalistler sizi sömürebilir diyorum. Hangi emperyalist sömürecektir? Amerika. Öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum. Peki o zaman ben sizi ikna edemiyorum ama lakin siz elbet bir gün beni anlarsınız. İyi günler, kendinize iyi bakın. Evet, Fransa yemedi. Ya bizim sivilimiz çok az, düzelmiyor ülke ya. Çok az sivilimiz var. Ama Ukrayna'yı birazdan almak üzereyiz. Bilmem kimin nesi var Ukrayna. Ha, merhabalar. Öncelikle sanırım Bulgaristan'ı kukla devletiniz olarak alacaksınız. Hayır. Bana öyle evet. Yani kendisi isterse ilerleyen dönemlerde evet. Benim isteklerini sundular zaten. Ben buraya kötü bir amaçla gelmedim. Eleştirmek amacıyla gelmedim. Yani, ben buraya evet. Balkan komünizmin büyümesi için geldim. Siz az önce beni Türkiye'nin yanında yalancı durumunu düşürdünüz ama. Efendim, diplomatik hareketler Türkiye ile ilişkiyi mi güçlendirdi? Ama bizimle biraz kötüleştirmedi mi siz ya da? Efendim, ideolojiler bence birleştirebilir. Yani görüyorsunuz, yanı başında saldırılan bir ülkeye kol kanat giremeyecek kadar zayıf bir Türkiye var. Haksız mıyım? Haklısınız efendim. Evet. Hiçbir şey söyleyemem. Ben buraya komünist olmayı düşüneceğimi söylemeye geldim aslında. Tabii ki. Dostum Bulgaristan beni ikna etti. Ben Bulgaristan'a yaptığım yatırımlar en azından sizin de bir gözünüze, yani böyle bir şeyinize, kulağınıza çalınmıştır. Aynısını size de milyar dolarlarca yatırım yapabileceğinin garantisini verebilirim. İyi düşünelim, iyi olsun efendim. İyi günler. İyi günler. Yemin ediyorum şu oyunda Yunanistan oynayan herkesin hayali şu. Biri gelsin bana yatırım yapsın. Yani gerçekteki politikası da bu. Adamlar 80 yıldır Almanya'dan savaş tasminatı istiyor. Ukrayna'yı alacağım. Ukrayna benim şahsi mesela. Ajan öldü mü? Görmediydim hiç. Kurtaracağım seni de şu an şeyim yok. Hiç fabrikam yok fazla. Bir tane hatta şundan gidelim. İkinci bir ajan alın. Ben bu kızı bırakmayacağım. Kurtaracağım. Benim bir an önce Ukrayna politikamı gerçekleştirmem lazım ama dostlar. USR'ı ilan edip bir an önce Ukrayna politikasını kurtarmam lazım. Kazak topraklarına da ilerlemem lazım. Çok bir influansa kalmadı ha. Yani biraz 1000 puan falan bende bura. 52. Biraz da para yardımı yapıp toparlarız. Borcu da vardı, bak borcunu kapattı artık ülke. Ukrayna şu an bizi destekliyor. Ya sürekli NATO'yu alıp duruyor etrafımdakileri. Ben kullanmaya başladım ha. Yani bu, yani nedir bu ya? Kendimi kıstırılmış gibi hissediyorum.
Şu an Paris'te olduğunuzu unutmayınız. Senden mi korkacağım aslanım? Keseyim mi vanayı? Bak bir elim vana daha keserim. Keseyim mi doğalgazı? Sen şu anda doğalgazı almamaktayız. Biz bütün doğalgazı dibi üzerinden alırız. Hı. Vanayı kesersem donarsın. Ona göre. Haberin olsun. Ben çıkıyorum. Ne diyeyim? Efendim bir şeyler söyleyecektim. Şimdi Amerika bize çok güzel bir ekonomik yardımda bulundu. Ancak bizden bunları daha henüz göremedik. Benim tarafımda olan ya da en azından benim görüşlerime saygı duyan diyeyim. Bulgaristan, İspanya'ya büyük ekonomik yardımlar yaptı. Ve dahi Ukrayna'ya. Siz eğer NATO'nun böyle beslemesi olarak kalacaksanız NATO baksın size. Ama eğer NATO'ya tamam, bir... NATO baksın bize. NATO'ya eğer bir dur derseniz... Ben her toprağınızdaki her fabrikaya özellikle şeker dikerek, yani şeker fabrikası üreterek ekonomimizi güçlendiririm. Sağ olun, Amerika bizi iyi besliyor. Yani, Clinton yardımları diye bir kampanya başlatmış kendileri. Biz yararlanabiliyor. Yani size bundan sonra NATO beslemesi olarak mı desinler? Ne yapsınlar? Neyin peşindesiniz siz? İstiyorsanız öyle deyin, istiyorsanız. Yani kampanya varsa umurumuzda değil. Var mı öyle bir kampanya? Kampanyadan siz yararlanamıyormuş. Çekiliş falan diyordu. Çekiliş bana biraz ambargo çıkmışsa. Uygulandı gibi hissediyorum şu an. Neyse görüşmek üzere. Keyifsiz kampanya varmış adamlarda. Aslında ben bir Çin hükümetiyle bir görüşeyim ya. Saygıdeğer Çin hükümeti. Merhabalar, benim size çok iyi bir teklifim var. Kesin siz zaten arada yapıyorsunuz da. Ben diyorum ki ben... Büyük ihtimalle teklif size mail yoluyla yolladım. Evet. Ama bakmadım büyük ihtimalle. Baktım, onayladım. Şöyle bir teklifim var. Ben size yatırım yapayım, siz de bana yatırım yapın. Aynısını zaten ben size söyledim beyefendi. Mailinize bakın lütfen. Evet ama keşke bunu gelip de söyleseydiniz. Ben size yatırım yapmaya başlıyorum o zaman. Baya yatırıyorum hem de. Biraz spam gibi oluyor ama. Ekonomimiz maalesef şu an durum olarak çok iyi durumda değil. Yani elimizden geldiği ekonomiyi toplamaya çalışıyoruz. Maddiyatınız olduğu zaman siz de dönersiniz. Ben yaklaşık 6-7 fabrika yolladım. Görüşmek üzere. Yalnız Çin'le deli bir ekonomimiz olabilir. Ben ona sürekli para basarım, o bana basar vesaire vesaire. Biz böyle birbirimizi var ya, of. Kendine basamıyorsun işte, sıkıntı o. Yani bir müttefikine basacaksın. Merhaba Zukov. Merhaba. Ben NATO bana güvenmiyor efendim. Ben bunu size bildirmeye geldim. Kendileri özel toplantı yapıyorlar. Ben NATO müttefiki olmama rağmen beni toplantılarına almıyorlar. İsterseniz NATO'dan çıkabilirim. Eğer çıkmak istiyorsanız buyurun gelin Şangay Beşlisine 6. olun. Size çok teşekkür ederim. Ben bu terbiyesizliğe cidden diyeceğimi bilemiyorum efendim. Sayın Clinton. Sizlerle de konuştuk. Bu konuyu bana söylemediniz. Efendim. Ben çok şüphe ediyorum Sayın Clinton. Şimdi şunu söyleyebilirim. Biz bu konuşmaları bizzat kurucu üyeler birkaçı üzerinden yaptık. Bir ekonomik anlaşma 2002 yılında ekonomik anlaşma üzerinden bütün NATO ülkelerine, zaten Almanya'da geldi. Bütün NATO ülkelerine bir teklifte bulunmak için orada toplandı. Biliyorsunuz ki Avrupa üzerindeki 3 Almanya, İtalya ve Fransa'dır. Bunu bilirsiniz. Ayrıca sen şimdi... masamdan niye almaya çalışıyorsun Ukrayna'yı kardeşim? Ne Ukrayna'sı ya? Ukrayna'yı yok NATO'ya davet etmeye çalışmalar falan. Hayırdır? Tanımıyorum kendisini. Başka bir diyeceğiniz var mıydı acaba? Ben kendi ana vatan topraklarımı aldığım vakitte aynısını umarım yapmaya çalışırsınız. Umarım. Görüşmek üzere o zaman. Washington'dan sizi uğurlayalım. Görüşmemek üzere. Alması, alıp almaması hiçbir şey fark etmiyor. Katılsa bile bana gelecek yakın zamanda. Belki reddedebilir de bilmiyorum. Bulgar'a yardım etmeliyim yani. Belli ki dışlıyorlar. Bir el koymak lazım olaya. Şu an sadece Sovyet olma hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Direkt buna gideceğim bu arada. Hani hiçbir şey yapmayacağım. Direkt bu aşağıdakine. Öyle istemekle almak aynı şey değil. Hani isteriz ama alabilir miyiz? Bak şimdi Çin bana yatırım yapıyor, ben de Çin'e yardım ediyorum. Ekonomik olarak hem ben kazanıyorum hem o kazanıyor. Kazan kazan durumu var. Merhabalar efendim. Bir saniye. Evet devam edin. Yunanistan. Ben komünizme yönelmek istediğimi zaten size söylemiştim. Hı-hı. Ancak bu kararımı Sayın Amerika Cumhurbaşkanı Clinton'la da görüştüm. Ama onlar kesinlikle bana karşı çıktılar. Bunu sizin söylediğinizi söylemedim. Halkımın böyle istediğini söyledim ancak kesinlikle komünizme karşı çıktılar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Size karşı herhangi bir terbiyesizlik yapamazlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani askeri, ekonomik, ambargo falan bunların alayını bir unutmaları gerekiyor. Biz Şangay, biz burada Rusya yani komünist bir rejim olarak değil de Şangay Beşlisi olarak anılıyoruz. Siz de Şangay'ın Beşlisi'ne bir 6. olarak katılmak istediğinizi söylüyorsunuz ve biz bunu elbette ki kabul ederiz. Neden bunu reddedecek? Yani şöyle bir şey vardır. Amerika dedi ki bana, aynen şöyle söyledi. Sayın Rusya hükümeti yani Zukov'un daha kendi halkına bakacak yemeği yoktur. Sizi nasıl besleyecektir? O yüzden mi Ukrayna'ya yaptığım yatırımlar konuşuluyor, gündemde, gazetelerde basılıyor? Efendim bunu ben bilemem. Ben gazetelere pek bakmıyorum. Bilirsiniz ki Yunanistan'la pek haberleşme yoktur.
Yani benim size demem o ki siz komünist bir yol ilerlerseniz ekonomik ve askeri olarak her türlü yanınızda olacağımı söyleyebilirim. Daha teşekkür da ötesi ederim. Varsa iyi günler. İyi günler. Artık şunu almam lazım dosta güven düşmana korku için ama influence artmıyor ülkede ya. Baksana şuna çok az artıyor. 12 milyon 12 milyon yardım etip duruyorum herife. Nasılsınız sayın Genlay? Azal siz nasılsınız? Buyurun İspanya hükümeti. Biz teşekkür ederiz. Diktiğiniz fabrika 3 gün önce elimize ulaştı. Bizim ekonomimize güç kattı. Daha da fazlasını yapmak isterdim lakin dibimdeki Ukrayna'ya çok büyük politikal baskılar oluyor ve ben çok endişeliyim. Efendim sizin dibinizdeki ülkeye NATO'yu alırlarsa sizin için çok kötü olur. Alamazlar gibi duruyor ama eğer alırlarsa da bir şekilde alamamışlar. Ukrayna gördüğün gibi onları reddetmiş. Ukrayna doğru yolu bulmuş diyelim. Gördüğünüz gibi aynen öyle. Gayet keyifli bir şekilde doğru yolda, hak yolunda ilerliyor kendileri. Efendim peki yükselen Amerikan ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bana yükselmiyor. Sıkıntı yok. Bir yerden sonra bir ekonomik krize kendileri yere çakılacaktır. Nasıl hızlı yükseliyorsa o hızla da çakılacaktır. Biz USR'ı ilan ettiğimiz vakit kapımızdan dönenler elbette tekrardan kapımıza gelecek. Diyelim. Buradaki ülkeleri NATO'ya alması hoş değil ama NATO'da değiller. Bir saniye nasıl yani? Ha NATO'ymuş. Vay be. Çin'e yatırım yapacağım lakin şu an balansım birazcık tehlikede. Para olarak sıkıntıdayım şu an. Kirlenmemiz lazım. Şu an şu income gördüğünüz income çok rezil income. Merhaba Sayın Bulgar. Ben Amerika Birleşik Devletleri ile konuştum. Kendisi 2004 yılında bana çok büyük bir destek yapacağını söyledi. 2004 yılına kadar sizinle konuştuğumuz planı yapmazsak sevinirim. Tabii ki de yani, tabii ki de. Yani ben söyledikten sonra yaparsak bu planı çok daha iyi olur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımlarını almak istiyorum. Onları zayıflatmak için. Vallahi dost bir ülkeye yardımı ben de merak ediyorum. Bakalım bekleyelim görelim o zaman. Yani kendisinin paralarını almak. Ondan sonra da dersin keyifli diye. Güzel. Yani kendisinin yardımlarını aldıktan sonra Makedon çetecilerinin bankamıza yapacağı saldırı sonucu paraları kaybettiğimizi kendilerine açıklayacağız zamanı geldiği zaman. Ver. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, sağ olun. Tank birlikleri üreteceğiz. Çok sağlam tank division'ları üretmem lazım benim. Yuh Sırbistan yani, yuh kardeşim. Adam bütün borcu bize yıktı. Hayır, seviyorum ya. Ziganov Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor oradaki? Ya sizi biz bir faxla bir şey yolladık ekonomik yardım talebi diye de gördünüz mü? Gördüm ve onaylamadım. O ne öyle? Bilmiyorum ben de bana da hiç sormayın. Yani ülkenin tapusunu verdiniz zannettim yanında. Yani şöyle bir sıkıntı var efendim. Kılavuzla alakalı bir sıkıntı oldu. Başımıza böyle bir taş düştü. Bir anda biz 100 milyar borçla uyandık. Ben de anlayamadım. Sonra borç durduk yere taş daha düştü kafamıza. 500 milyara çıktı. Ne oluyor ve sizin sanki Yugoslavya bir yalan olmuş gibi. Bilmiyorum yani neden bu kadar. Oysa ki yolsuzlukla mücadelemizi maksimal seviyeye getirdi. Yani anlayamadım niye bu kadar para gidiyor. Kafamıza taş düştü dedim ya. Bir tane aparkat yedik biz boşnaklarda. Bir uyandım 800 tane political A4 tane A4 sayfası çalınmış. 800. 800. Evet 800 tane açık vardı yani. Bir de 800 sayfa yok. Büroda yok. Ve o açık kapanmıyor. Allah kurtarsın diyeyim çünkü bizim şu an onu kurtarma gücümüz yok. Kurtarırsınız. Ne oldu diyordunuz. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Şöyle olacağız. Biz böyle. Sovyetleri bir ilan edemedik ki Amerikan baskısından dolayı. Sizin de işiniz zor ya. Ambargo uyguluyor bana. Ben buradan vanayı kessem bütün Avrupa aç kalacak. Hala inatla bana zıt gidiyor. Ben isterim yani bana yük kesmeyi ama işte ticaret ekonomi. Şimdi siz bize ekonomik yardım vermiyorum. Veremiyorum. Lakin bir yıl sonra verebilirim. Bir yıl sonra her yerinize çok büyük miktarda fabrika dikebilirim. Her toprağınıza. Yani bilmiyorum ya. 6-0 falan mı atsak acaba diyeceğim. Yok olmuyor ya. Bu nasıl bir borçtur Allah affetsin. Bu parayla biz ülkeyi 3 defa baştan kurardık. Bu nedir ya? Şey değil mi? Yani sanki Almanya'nın savaş borcu ödetiyorlar size. Sorma ya ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Şu an benim bir borcuma bakar mısınız? Bakmak istemiyorum yani kaç haneli bilmiyorum. 523 milyar dolar. Neden böyle? Lüks tüketim falan mı var sizin orada? Yoksa? Ama cebinizde de iyi bir para var mı sizin? Cepte para var da işte mesela borcu ödeyelim bakalım şöyle çatır çatır bankaya ben bir emir yolluyorum şimdi. Mesela yolladım. Evet 400 milyarı kapattık. Kaldı yine 123 milyar borç. En azından artı ekonomiye geçtiniz bu da bir şey. Artı mı? Artı. Akmasa da damlıyor diye. Benim bir Amerikan ya beyle konuşmam lazım. Bence de yani o tarafta yani bizde para yok maalesef. Tamamdır. İyi günler.
İyi günler. Amerikan yabeyi neredeydi en son? Ne zaman gördük biz onu? Ya Marshall yardımından biz yararlanamıyor muyuz diye bir sordum yani, da tersledi beni. Marshall yardımı 2002 versiyonunu kutlamamız lazım da şu an. Evet gidiyorum, iyi günler. İyi günler. Vallahi para yok ya. Vallahi kasada 5 kuruş para yok. Amerika sende ne kadar para var bir görebilir miyim? Maşallah para akıyor. Akıyor da akıyor. Borcu yok. Ekonomiye bak. Aha. Taksi görüyor musunuz? %36 aksiyete çıkmış. Bu adam fabrika dikemiyor demek. Fabrika yerlerini doldurmuş demek. Tehlikeli. Bu adam sadece para basar demek. Ve ileride bir kriz olduğu zaman aynı gün gözler demek. Ama political puan gelmiyor bana da ya. Ukrayna meselesinde sürekli kafama vuruyor. Ama ben Ukrayna'ya saldırıp aldığım vakit bakalım ne diyecek. Bilmiyorum ne yapacak. Ben şu an influans yarışında gibi gösteriyorum onu ama direkt saldırıp şey yapacağım. Alacağım yani. Bakalım o zaman şaşıracak mı? Corsair'ime saldıracağım için de hiçbir şey yapamaz. Bak mesela şu an buna gittik ya. US'ları ilan edeceğiz direkt çap diye. Tık gittin. Ambition'ını aldın abi. Belarus sana geliyor. Ondan sonra tık diye kollarını alıyorsun. Giriyorsun Ukrayna'ya. Kimse de sesini çıkartamıyor abi. Kimse. Faction kuracakmış. Ete. Hele Ukrayna'yı alacakmış. Al. Hadi bekliyorum. Vallahi Çin'i salarım üzerine ha. Köpeğin mi için üstüme salıyorsun? Vallahi ekonomik olarak çok güçlü bir abiye benziyor. Çin. Beni geçti. Nasıl? Evet. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana savaş açamazsınız. Hani anlaşmıştık sizinle. Tamam. Ben sana savaş açmıyorum ki. Ben şeye savaş açacağım Ukrayna'ya. İyi. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim, 250 gün bekle de şu benim politik şey gitsin, açıklığım kapansın. Yok zaten şu... ben sana söyleyeyim 70-210 gün içerisinde oradayım oğlum. Haberin olsun. Sen NATO'da değilsin, seni var ya yerim. Dünya krizi çıkartırım, yapma. Şimdi dedim ki Clinton Bey, dünyaya dolar pazarlıyorsunuz. Tüm dünya dolar kullanıyor dedim. Ben de kullanıyorum. Tamam ama dedim doları sadece siz basıyorsunuz. Siz dedim benim kafama bir taş attınız. 500 milyar dolar borcu kilitlediniz. Şimdi 123 milyar dolar bıraktım dedim. Evet dedim, doğrudur dedi. Ben de dedim, bakın dedim Clinton Bey, 123 diyorsunuz, siz onu şöyle bir iki tuşla halledersiniz dedim. Hangi tuş dedi? Yazıcı tuşu dedim. Aa yazıcı orada dedi. Parayı basın. Değilim. Yok dedi, kabul etmiyor. Yazık değil mi bize? Yazık, çok yazık. Yani ben ne diyeceğimi bilemedim. Yani bir dakika, laf dönüp dolaşıp bana mı? Yani evet sizin bağımsızlığınızı zaten biz de destekliyoruz ama yani Ukrayna'nınkini desteklemiyoruz. Yani senin sana şu an Ukrayna'yı bırakmam demek ben eşimi tatile yolladım peşinden gitmedim demek gibi. Anladın mı? Hani kıskanç bir kocasındır ama eşini tatile göndermişsin. Hem de sınıf arkadaş. Yani ben peki Ukrayna'yı alabilecek misiniz? Ukrayna'yı alırım. Alırım yani. Ukrayna'da bir şey yok. Ben Belgrad'a geri dönüyorum. Biraz keyifsiz gördüm sizi ama inanın ileride ben sizin borcunuzu kapatacağım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 500 milyar dolar borcu bir anda girseniz, 800 sayfa politik sayfanız çalınsa keyifli olur muydu? Yani keyifsiz olabilirdi.